Ne olacak bu halimiz ağalar? Bahara az kaldı. Hepimiz böyle boş boş oturuyor. Hiçbirinizin kılının kıpırdadığı yok maşallah. Boşa ekip biçeceğiz Yılmaz. Serap Hanım gelip kök söktürecek sonra. Ya siz bu kafayla aç kalırsınız kardeş, aç. Ya duymadınız mı kardeşim? Hepten eli dara girmiş hanımın. Fabrikada da işler kesatmış. Ya aslında tarlaların ekilmesi ona da yarar ama. Aha. İtan çoma hazırla. Geliyor sizinki. Selamun aleyküm. Bir çayınız yok mu? Çitlikle çay mı bitti Serap Hanım? Hem bir çayınızı içmek hem de konuşmak istedim. Fena mı? Fena ya. Senin olduğun yerde fenalık biter mi? Şşş, Yılmaz. Yok, fenalık yok. Hayırlı bir iş için konuşmaya geldim. Buyur hanım, seni dinliyor. Ben artık bu husumet sona ersin istiyorum. Size çok haksızlık ettim. Kurulu düzeninizi bozdum. Sizden özür dilerim. Bundan böyle artık eski günlerdeki gibi olsun. İstediğiniz gibi ekin biçin. Bana da mahsulün üçte birini verin, uzlaşalım. Yani Sedat Bey'in babasının zamanındaki gibi öyle mi? Evet. Yalnız sizden bir ricam olacak. Olabildiğince geniş bir alana pamuk ekmenizi istiyorum. Ben de bu hususta size yardımcı olacağım. Yani bize yemeğe vermeyeceğin öyle mi? Neyi körsak onun üçte ikisi bizim olacak. Evet. Umarım teklifim sizin için makuldür. Vallahi benim için değildir. Neden değildir? Pamuk fiyatları malum. Gün geçtikçe düşür. Belki daha karlı bir şey ekmek isteyecek. Bana pamuk lazım. Teklifim ancak pamuk ekerseniz geçerlidir. Serap Hanım'ın teklifi makul. Hem evlerinizde, topraklarınızda oturmaya devam edecek, hem de emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bana hiç öyle gelmiyor. Bugün fabrikada işler kötü diye bize pamuk ektiriyor. Yarın fabrika basta, çıkın yedin topraklarımdan diyecek. Yok, öyle değil. Merak etme, demeyeceğim. Söz veriyorum. Vallahi kardeşim, Serap Hanım'ın teklifi bence makul. Siz ne diyorsunuz kardeşim? He? İyi. Anlaştık o vakit. Gülbe. Ne oldu Kemal? Halide'ye konuşmak için gitmiştim. Niye gittiğin beni ilgilendirmez. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Gördünüz mü ağalar? İnsafa geldi Serap Hanım. Bu iş benim içime sinmedi arkadaşlar. Bu işin altında da bir bitteniği var ama görürüz yakında. Ya sen de buldun bunu yan be Yılmaz kardeşim. Bak yakında evleneceksin. Çoluk çocuğa karışacaksın. Serap Hanım'ın teklifi hepimizi ihya eder ihya. Öyle değil mi kardeşim?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.